Merhaba, ben Ozan ve size çalgımdan bahsetmek istiyorum. Bu bir arp. Muhtemelen çoğunuzun aklına arp deyince ilk olarak çok daha büyük ve görkemli konser arpi geliyor. Bu ise daha küçük ve taşıması da daha kolay. Diğer arp türlerinden ayırmak için buna gotik arp diyorlar. Bunun nedeni ise bu arpin gotik dedikleri sanatın ve özellikle mimarinin iyice yaygınlaştığı 15. yüzyılda görülmeye başlaması. Orta Çağ temalı pek çok filmde ya da bilgisayar oyununda kralları, uzun sivri kuleleri ve şövalyeleriyle ünlü bu döneme ait izler görebilirsiniz. Yalnız bu gotik sözcüğünün sonradan eklendiğini söylemeliyim. Yani o çağlarda kimse hadi gel sana gotik arpimi çalayım demedi. Yine de ben gotik arp demeye devam edeceğim. Çünkü günümüzde neden bahsettiğimi bir kere de anlatmak için yardımcı oluyor. Eski çalgıların yeniden yapımında resim sanatından büyük ölçüde yararlanılıyor. Örneğin burada ressam Hans Memling'in müzisyen meleklerini görüyoruz. Soldan itibaren bir psalterium, sonra tromba marina denilen ilginç çalgı, uda benzeyen lavta, trombonun atası kaydırmalı trompet, zurnaya benzeyen ve obua ailesinin atası şam dedikleri çalgı, bir elle hava körükleyip öbür elle tuşların çalındığı organetto ve gotik arp ve keman gibi çalınan viel. İşte bu elimdeki arp, Orta Çağ'dan günümüze sınırlı sayıda kalmış birkaç çalgı ve Memling'in çizimleri model alınarak yapılmış. 27 teli var. 3'ün 3. üssü olarak da hatırlayabilirsiniz. Kırmızı teller do, siyahlar fa kabul ediliyor. Ancak orijinallerinde renkli tel kullanımına dair bir iz yok. Ses aralığı yaklaşık 3,5 oktav. Teller diatonik diziye göre adlandırılıyor. Bunu piyanodaki beyaz tuşlara da benzetebilirsiniz. Gerektiğinde anahtarımla diğer sesleri de akortlayabildiğim gibi telleri kenardan tırnağımla kıstırarak belli bir oranda inceltebiliyorum. Nasıl akortladığıma gelince. Genellikle Pisagor'un adıyla anılan mükemmel beşli ve dörtlülerle akort ediyorum. Tabii bu çalgının başka yöntemlerle akort edilemeyeceği anlamına gelmiyor. Türk müziğinin gerektirdiği komalarda sorunsuzca akort edilebiliyor. Türk müziği demişken, şu anda gördüğünüz resimleri Metin And'ın 16. yüzyılda İstanbul kitabında gördüğümde çok şaşırmıştım. Sizce de gotik arpe benzemiyorlar mı? Bu arpin çok ilginç başka bir özelliği daha var. Tellere alttan değebilen bray pin dedikleri bir mekanizma. Bray İngilizce'de anırmak anlamına geliyor. Ben de bunları anırgaç olarak çevirdim. Anırgaçlar etkinleştirildiğinde arpin sesi şöyle oluyor. Nasıl? Arp ile genelde ilişkilendirilen o dingin, göksel tondan biraz farklı sanırım. Artık eşekleri sadece güzel gözleriyle değil, arpvari sesleriyle de hatırlayacaksınız. Ya da gotik arpi eşeklerle hatırlayacaksınız. Elimden geldiğince gotik arpi tanıtmaya çalıştım. Sorularınızı ve Orta Çağ Rönesans müziği ile ilgili merak ettiklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşça kalın.